Merhaba and welcome sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben değilim. Niye? Çünkü kıştan nefret ediyorum. Kışı sevenlere çok güzel laflar hazırladım. Sarı Kazan ve ben kıştan nefret ediyoruz. Umarım mutlusunuzdur şu anda. Vay efendim kış gelsin. Yok efendim kar romantizmiymiş. Yok bilmem neymiş. Yok kabanlar çıksınmış. Kalın kazaklar giysinmiş. Hadi giyin bakayım şimdi. Çok merak ediyorum doğalgazı yakabiliyor musunuz acaba 2022 kışında? Kazakla oturuyoruz evde. Bir sonraki hafta monta geçeceğiz. Bilmiyorum yani bu kış mevsiminde ne var bu kadar? Yani kışçılar, kışçılar kapatılsın ya. Kış mevsimini nesini seviyorsunuz tam olarak? Güneş, hadi şimdi güneş açıyor. Bir ya iki hafta sonra güneşi de göremeyeceksiniz. Yani zaten depresif olan bir ülkede yaşıyoruz. Bir de kış gelsin kış gelsin ay yaz çok sıcak ay bilmem ne. Hayır ben zaten kış mevsimini mantıken anlamıyorum yani güneş belli bir dönem dünyayı ısıtıyor belli bir dönem niye aynı yeri ısıtmıyor? Isıtsın sürekli ısıtsın yani 12 ay boyunca ısıtsın neden ısıtmıyor? Sadece ekvator bölgesini ısıtıyor sebep yani niye bize gelmiyor o kadar kocaman bir yıldız? Güneş. Yani yazları ısıtabiliyor da kışları niye ısıtamıyor? Niye bu kadar? Yani bu, bu kadar fark ne? Ben onu da anlamış değilim. Sinir oluyorum ya. Ya ısıt yani. Sonra doğalgaz. Doğalgaz olmasaydı ne yapacaktık? Doğalgaz kesildi şeyde. Avrupa'da. Sanki biz çok kesilmedi de sanki ödeyebiliyoruz doğalgazı. Kim bilir kaç gelecek yani. Ne kadar? Yüzde kaç zam yapılmıştı? Yüzde 50 mi? Yüzde 100 olur o yakında. Bu elimde görmüş olduğunuz... Zannediyorsunuz ki kahve içiyorum, çay içiyorum değil mi? Hayır su içiyorum. Niye? Çünkü gına geldi çaydan kahveden. Sürekli çay iç, kahve iç, çay iç, kahve iç. Tansiyonum yükseldi artık. Ben de su içiyorum. Sıcak su. Niye? Isınmak için çünkü. Neden? Kış mevsimi böyle bir mevsim. Çünkü donuyorum. Zaten atopik bir cildim var. Kış mevsimi soğuk havalar ve rüzgarlı havalar atopik cildilerin cehennemidir. Her yerim pul pul dökülüyor. Şöyle burun kenarlarım dökülüyor, şuralarım dökülüyor. Buralarım dökülüyor. Zannediyorlar ki kepeklerim çıktı. Kepeklerim çıkmıyor. Derim dökülüyor. Yani soğuğun ne gibi bir faydası olabilir ki insan vücuduna zaten? İstediğini giyemiyorsun. İstediğin yerde oturamıyorsun. Hadi soğuk havada git bir yerde dışarıda otur bakalım oturabiliyor musun yani. Kalın kazaklar, üstüne kalın montlar, hırkalar. Kat kat lahana gibi hareketin kısıtlanıyor. Kapalı yere girdiğin zaman doğal gazı açmak zorundasın, ısıtıcıyı açmak zorundasın. Yoksa ısınmıyor. Zaten dışarıdaki soğuk nasıl bu kadar çabuk içeri girebiliyor yani dört duvar kapalı, ne münasebet ya? Kış sadece kışçılara gelse mesela nasıl olur güzel olmaz mı? Bence şahane olur. Ya da kışçıları şöyle gönderelim Alaska'ya, Antark Antarktik'aya gönderelim. Onlar orada yaşasınlar mutlu mutlu. Bize bulaşmasınlar. Bize burada sürekli güneş verseler mesela. Biz güzel güzel ısınsak. 12 ay sıcak olsa. Hoş olmaz mı? Bence şahane olur. Yok kış gelsin de şöyle olsun da yok bilmem de giyik de sende kazak giyelim de falan hadi giyin. Yok Doğu Ekspresi'ymiş. Doğu Ekspresi ile Kars'a. Ka kaçınız gidiyorsunuz acaba Doğu Ekspresi ile Kars'a? Ben çok merak ediyorum mesela. Bana da güzel geliyor ama. Bunu yazın da yapabiliriz değil mi? Hayır kar yağsa içim gam yemeyecek yani. Soğuk oluyor kar. Ya senede kaç kere yağıyor? Hadi şu an kar mı var? Yok. Neyin romantizmi bu? Yani anlamış değilim. Neyin romantizmi bu? Bir de zannediyorlar ki ben Bursa'dayım ya. Uludağ çıkıyorum. Kışın her gün, her hafta sonu Uludağ'dayım, kayak yapıyorum falan zannediyorlar. Tabii Doğalgaz zaten aldı başını gitti. İnsan kombiyi yakmaya falan korkuyor artık. Protesto ediyorum yakmayacağım zaten. Eskiden böyle şeyler konuşulmazdı mesela. Artık böyle bakıyorum WhatsApp gruplarında her gün yeni güncelleme geliyor bu konuyla ilgili. Doğalgazınızı yaktınız mı? Doğalgazı ne zaman yakacaksınız? Doğalgaz kaç geldi? Sürekli doğalgazdan konuşuluyor. Zaten diğer zamlardan da hep konuşuluyor. Ama şimdi kış geliyor ya. Geldi ya geldi yani. Benim hissettiğim kadarıyla bayağı geldi. Özellikle bugün çok geldi. Ekstra olarak bir doğalgaz mevzusu var. Şu an anladığım kadarıyla küçük çocuğu olan aileler haricinde doğalgaz henüz açılmamış. Kasım'dan sesleniyorum. İleride bu videoyu tekrar dönüp izleyecek olanlar için Kasım'dan sesleniyorum. Vay efendim Avrupa'da doğalgaz krizi varmış da Türkiye'de yokmuş da. Tabii. Hayır cidden bir de ekstra olarak benim evim de çok zor ısınıyor. Yani hani benimle de ilgili falan ama ben zaten kansız bir insanım. Zaten atopik bir cilde sahibim. Ev sıcak bile olsa kış mevsiminden ben haz etmiyorum. Bir de ekstra olarak bu yani yaşadığımız durum şu anda bu. Soğuklar. Sevmiyorum soğuğu. Yani soğuğun neresini seviyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Var. Benim yakın çevremde de var. Yakınlarımda da var. Çok kış gelsin. Gel de mutlusunuzdur, mutlusunuzdur. Ben her birinize birer paket kına yollayacağım. Sanki hepsinin evinde böyle şömine falan var. Şömine başında sıcak şarap falan yapacaklar böyle. Ve sürekli orada oturacaklar. Hiçbir işleri yok başka. Ya öyle olsa okey olabilirim yani. Ama öyle bir dünya yok. Bundan sonra böyle videolarımı kazakla, battaniyeyle ve elinde... Sıcak, muhtemelen bir sonrakinde içinde pekmez falan olur. Böyle çekmeye karar verdim yani. Ay, kış mevsiminin güzellemesinin sebebini anlamış değilim ben. Hani nesini seviyor olabilirsiniz? Yazın ne var, ne güzel. Güneş var, ısıtıyor. Her yer cıvıl cıvıl, kuşlar cıvıl diyor. Dışarısı daha kalabalık oluyor mesela. İnsanlar er erkenden evlerine giriyorlar. Kış zamanları. Mesela bizim burada yazın gece birde bile dışarı çıksanız... Sokaklarda bir sürü insan oluyor. Ama kışın öyle değil ki. İncin top oynuyor çünkü herkes içeri kaçıyor yani soğuk çünkü mantıken. Bir diğeri yazın istediğiniz gibi giyiniyorsunuz. Ha bir de şey var ya bu e, kışçıların bir savunması var. Neymiş? Kışın aslında istedikleri gibi giyinebiliyorlarmış. Çünkü onun bir çaresi varmış. Yani kat kat ısınana kadar giyinebiliyorlarmış. Anlamış değilim nasıl gi Yeteri kadar giyinebildiklerine. Ama yazın istedikleri kadar soyunamıyorlarmış. Yani soyunmanın da bir sınırı varmış. Derilerini soyacak halleri yokmuş yani. Bilmiyorum. Ne kadar, kışın ne kadar yeterli giyinebilirsin ki? Hadi bak kazak giydim, içimde tişört var. Bir tane daha kazak giyeyim üstüne. Onun üstüne de hırka giyeyim. Onun üzerine de mont giyeyim. Altımda böyle tight var. Tight'ın üstüne pantolon giyeyim. Ayağıma iki tane daha çorap giyeyim. Gene ısınamam ki. Yüzüm, ellerim açıkta. Değil mi? Soğuk böyle bir şey her yerden girebiliyor yani. Sadece belli bir kısmınızın kapalı olmasına gerek yok. Ağzınızı, burnunuzu atkı saralım. Böyle mumya gibi gezelim. Öyle olunca iyi mi oluyor? Zevk mi alıyorsunuz bundan? Keyifli mi oluyor yani? Vallahi bilmiyorum. Ben hiç keyif almıyorum. Kışın kapatılması, kışçıların da kapatılması taraftarıyım. Hem kışın hem kışçıların kapatılması taraftarıyım. Yaşasın yazcılar, yaşasın yaz mevsimi. Buradan kış mevsimine de teessüf ediyorum. Yani bu kadar da erken olmamalıydı. Böyle Aralık sonu falan bekleyin yani. Bekle sevgili güneş. Çok merak ediyorum yani kış mevsiminin mevsimi de değil yani soğuğundan, nesinden keyif alıyorsunuz. Bunu beni aydınlatın ama mantıklı, mantıklı gerekçelerle lütfen bana söyleyin. Mantıklı olarak. Çünkü şu diye bana anlatırsanız ben çok mutlu olurum. Hiçbir şekilde size hak vermeyeceğim. Yani haksızsınız. Ama dinlemek isterim yani. Çünkü medeniyet bunu gerektirir. Medeni bir insan olduğum için dinlerim. Kışı sevdiğim için değil. Neyse daha çok konuşulacak konu var yani. Daha buradan zamlara da sallanır da. Neyse o konulara çok girmeyelim. Çünkü o zaman bitmez böyle. Akşama kadar konuşuruz, sabaha kadar. Neyse, benim sıcak suyum bitti. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çav çav.